Herkese selam. Kümesimizde neler oluyor? Yeni yavrularımızdan bir tanesi böyle büyüdü. Yeme atladı. Bu güzel bir bozkirli yavrumuz. Hediye edeceğimiz bozkirli yavrumuz şuydu. Bu yavrumuz bir ateş geçirmiş herhalde. Bir kırgınlığı var. Bir tedavi etmeye de başladım. Hediye edeceğiz Allah izin verirse. Ama kırgınlığından dolayı yanına bir kuş daha hediye edip vereceğiz. Yani şu an yem yemesinde şunda bir sıkıntı yok. Tedavisine de başladım. Mükemmel gidiyor. Bu bozkirli yavrumuzun şöyle kaplama, takkalı, paslı bir kardeşi var. Bu da yeni yem atladı. Yeni yem atladığı için biraz böyle büzüşüyorlar bunlar. Beyazlarımız. Bu beyazlardan YouTube'da bir kanal olan bir hocamıza da söz verdik. Bir çift göndereceğiz nasip olursa. Ya da Adana'ya gitmek istiyorum zaten. Yolum düşerse bir Adana Osmaniye yapıp kendim götüreceğim. Yeni bitkiler ektik terasımıza. Hanımeli. Ortanca gibi. Bu arada şurada biber ve domates ekmiştim. Salatalık ekmiştim. Kuşlar yiyorlar diye önüne tel çektim. Kuşlar mükemmel derecede biber yiyorlar. Yapraklarını falan bitirmişler. Kuşlarla ilgili devam edelim önce. Yaptığımız salmalarda beyazla gök takkalımızın altından aldığımız yavrular bunlar. Şuradan göstereyim şöyle. İlk defa bir tane yavruyu gene gök verdi. Gök çıkan yavrulardan bir tanesini uçurmuştuk bir zamanında. Çok hareketli oluyordu. Gene bir yeri beyaz. Çok nadir böyle 5-10 ağızda bir gök yavru veriyor. Bu biraz da kara gök annesi gibi. Hoşuma gitti. Yani öyle tahmin ediyorum. Gene çikolatamız altında. Kalk kızım. Gösteremedim. Yumurtalarını göstermiştim. Şimdi artık iki tane yavrusu var. Bu kızımız gene yumurtada yatıyor. Burada gene bir çikolata takkalı yavrumuz var ya da yanar döner diyoruz. Bu gök yavrulardan birini bir iki günlük şehir dışı yapmıştım. Küçük olanı diğerleri döverek öldürmüş. Takka perçem olan gök yavrumuz duruyor. Kısmet, bakacağız artık. Burada gene kızımız yeni yumurtladı. Burada da yavru biraz büyüyünce anne yumurtlamış. Yavruyu şöyle bir alayım sizin için. Şöyle bir koyayım. Maşallah ballı bir yavru olacak ama bir tane ak kuyruğu varmış. Bakacağız, değerlendireceğiz. Ak kuyruğu bizim için ne kadar problem olacak, ne kadar olmayacak bakacağız. Şöyle aslan gibi bir yavrumuz, elimi vurdum. Bu döşü de ballı olacak. Nasipse. Ak kuyruğunun bir tane de alttan aynası varmış. Burada yine eşleşen, dövüşen kuşlarımız var ben içeriye girdim diye. Buradaki dişimize hediye ettik yumurtalarıyla beraber. Kuşlarımızda durum böyle. Kuşlarımızla ilgili. Burada bir çift karantinada kuşumuz var. Hala karantinadalar. Dişi böyle yatmaya devam ettiği müddetçe de karantinada kalacaklar. Son birkaç gündür de çok fazla ilgilenemedim. Açıkçası karantinadan da o yüzden çıkaramıyoruz. Şöyle de size domateslerimi göstereyim. Burada çilekler falan. İşte sadece hayvan sevmiyoruz. Bitkiler de bizim hoşumuza gidiyor. Şuraya bir tane kaplama ya da miro dediğiniz kuşlardan bir tane erkeği ayırdım. Burada da dayak yiyen bir bıldırcınımız vardı. Onun yanına koydum. İyi yaptım mı kötü yaptım mı bilmiyorum. Artık yorumlar sizde. Ya bu şu yüzden ayırdım bu erkeği. Tek bir erkek bu şu an. Benim öğretici kuşlarımdan birisi. Diğer yavrulara çökmeye çalışıyor.
Öyle olunca da kümesin içinde dirlik vermeyince ben de çözümü ayırmakta buldum. Burası benim civciv kümesimdi. Civcivleri de bahçeye götürdük. Hatta yeni civcivler çıkarttık, onları da götürdük. Fotoğrafını Instagram'ımda paylaşacağım. Bıldırcınlarımız da ne durumda bir bakalım. Maşallah. Arkadaşlar çok nazar değiyor. Şuradan kan izlerini göstereyim. Bıldırcınlar yamyam gibi bir tane kendi ırktaşlarından birini yemişler arkadaşlar. Yani neden yediklerini bilmiyorum. Erkek sayısı fazla olunca kavga ettiklerini biliyorum ama bir de yer çok yüksek o yüzden kavga ediyor diyenler var. Tahmini olan varsa, fikri olan varsa lütfen yazsın. Bıldırcınlardan bir tanesini ben görmeden öldürmüşler. Yani hayvanın yarısını yemişler hatta. İşte şu an tam erkek dişime ayrımı başladı. Şu ayağında mavi halka olan muhtemelen erkek olacak. Hatta erkek o bence. Diğerlerine de bakacağız. Bunların yemini suyunu yenileyeceğim. Birazdan. Şimdi kuşlarımıza bakarken size bir iki cümle aktarayım. Burası benim terasım. Bakın komşum kuş uçuruyor. Şimdi ben Ankara'daki arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza kuş hediye etmekten çekinmiyorum. Yani görüyorsunuz habire örüyorlar. İçinde mesela işte daha aynı ak kuyruğunu gördüğüm bir kuş var. İlerleyen zamanda ak kuyruk benim için bir kusur. Bakın yine bir komşum daha burada kuş uçuruyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Burada çok kuş uçuran komşum var. Ak kuyruk benim için sorun. İlerleyen zamanda kendi hoşuma gitmeyen bir özelliğini daha görürsem. Zaten kostüm kuşu. Uçumuyla ilgili işte şöyle uçar böyle uçar dediğim bir kuş değil. Bir özelliğini daha görürsem beğenmediğim onu da hediye ediyorum. Yani kümesimden aa şu kötü bu kötü diye hediye etmiyorum. Kendi hoşuma gitmeyen kuşları hediye ediyorum. Benim hoşuma gitmiyor diye kötü değildir. Ben mesela şu kuşu çok beğeniyorum ama hiçbir uçum özelliğini bilmiyorum. Bu kuşu çok beğeniyorum ama hiçbir uçum özelliğini bilmiyorum. Bununla beraber nerede o bizim kuşumuz? Şuradadır muhtemelen. Erkek dumanlımız. Bayılıyorum buna. Çok çirkin bir kuş. Ama uçum özelliği olarak çok iyi olduğu için, oyun kuşu olduğu için kendisi de ben de. Vücut yapısı, diğer düzenleri benim için 10 numara olduğu için ben de. Beyazlarım benim için aşırı kıymetli. Yani taklacı kuşlarımda yani Mardin soyu dediğimiz kostüm olmayan kuşlarımda benim için fiziki yapı ve oyun özelliği önemli. Kostüm kuşlarımda da renk ve duruş önemli. Şimdi bu kuşumun duruşu da rengi de benim hoşuma gidiyor. Kimin gitmez. Altından aldığım yavrular hoşuma gidiyor. O yüzden de tutuyorum. Yani bunun için zannetmeyin ki hediye ettiğim yavrular kötü. Bununla beraber kazayla aldığımız yavrular var. Nasıl kazayla? İşte şu an burada bakıcımız kalmadı ama bakıcıdan çıkarttığımız yavrularımız var. Bazen bakıcının yumurtasını karıştırıyoruz. Bu tarz yavrular alıyoruz. Bakıcı olarak kullandığım kuşlar da çoğu oyun kuşu zaten. Ama ben onların yumurtasını çoğaltmadığım kuşlar. Bakıcı dediğim için yanlış anlamayın. O tarz kuşları da hediye ediyorum. Bununla beraber çekilişte de onlarca kuş veriyoruz. Lütfen çekilişlere katılın. Bir de şunu söyleyeyim. Hayrat değil arkadaş benim kümesim. Yani her bana yazı yazana bir çift kuş göndermiyorum. Ya yani böyle bir şey yok. Bir kere bunun için karşılıklı bir şekilde tanışmamız lazım. Bir, çekilişi kazanmış olmanız lazım. İki, ya da işte ne bileyim o sırada benim kümesimde aşırı çok kuş olması lazım. Üç, bütün bunları yaptığımızda size güvercin gönderiyoruz. Bunun dışında kuş göndermiyorum, getirmiyorum. Ankara'daki olan arkadaşları ziyaret ediyorum. Hatta kümeslerini mümkünse çekiyorum. Bu tarz zamanlarda da güzel kuşlar hediye ediyoruz. İşte videolarımı takip eden arkadaşlar görüyor. Şuradaki gökümüzü bir tutalım. Sizin için şöyle gözünüzü bırakalım. Bakın bu yatırdığımız bir kuş oldu.
Yavru aldık. Yavru büyümeye başladı. Hala uçurmaya başlamadık. Ben bunu terasta uçuracağım ama. Bilginiz olsun. Yavrularımız büzüşüyor. Ben onları bir içeriye kapatayım. Bugünlük de bu kadar olsun. Herkes sağlıkla kalsın. Kapatmadan önce son bir kez şuradaki salatalıklarımı da görün. Bakın şunlar da onların yediği biberler. Herkes sağlıkla kalsın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.